Geçtiğimiz günlerde tüm dünya nefesini tuttu ve NASA'nın canlı yayınına kilitlendi. Mars 2020 keşif programı kapsamında geçtiğimiz sene yola çıkan Perseverance isimli keşif aracı ve ona eşlik eden Ingenuity isimli drone helikopterin 7 ay süren yolculuktan sonra Mars'a, oradaki Jezero kraterine başarılı bir şekilde inişini gördük. Yıllar süren çalışma ve milyarlarca dolarlık yatırımla gerçekleşen proje kapsamında keşif araçları bilimsel pek çok soruya cevap arayacak, numuneler toplayacak. Üzerindeki 19 kamera ve çift mikrofonla yüksek kalitede görüntü ve ses kaydı yollayacak olan Perseverance ya da kısa adıyla Percy'nin detaylı özellikleri ya da bir başka ifadeyle biz teknoloji tutkunlarına hitap eden detayları ortaya çıkmaya şekillenmeye başladı. Peki Mars'a giden Percy'nin evinizdeki bilgisayardan, belki şu an bu videoyu izlediğiniz tabletten daha güçsüz, beraberindeki yol arkadaşı Ingenuity drone helikopterinde yine cebinizdeki telefondan daha zayıf bir donanıma sahip olduğunu biliyor muydunuz? Peki o zaman sorumuz şu: böylesine özel bir görevde, böylesine büyük bir projede, böylesine yetenekli keşif araçlarından NASA hangi gerekçelerle eski ama gerçekten çok eski nesil işlemciler ve düşük performanslı donanımlar kullanmış olabilir? Hadi gelin şimdi hep birlikte bu sorulara cevap aramaya başlayalım. For everything that I hoped for, everything that I feared, I couldn't breathe it all without. Önce keşif aracı Perseverance, yani Percy ile başlayalım. Ne de olsa bütün yük onun üzerinde. NASA'nın önceki keşif aracı Curiosity esas alınarak geliştirilen Percy'de aynı özelliklere sahip olan iki tane bilgisayar bulunuyor. Birbirinin yedeği olan, yani biri sorun yaşadığı zaman bile görevin sürmesini sağlayan bilgisayarlara aslında aracın beyni demek sanırım yanlış olmaz. NASA mühendislerinin RCE, yani Rover İşlem Ünitesi adını verdiği bilgisayarlardan İngiliz savunma şirketi Bayer'in Amerika ofisi tarafından geliştirilen RAD 750 isimli işlem kartı kullanılıyor. NASA'nın sistem hakkında verdiği tek bilgi, işlemcinin 200 MHz'e varan hızlarda çalıştığı ve 2000'lerin başına Mars'a yollanan Spirit ile Opportunity araçlarına kıyasla 10 kat daha hızlı olduğu gerçeği. Bilgisayarın temel parçası olarak 2 GB flash bellek, 256 MB dinamik RAM ve 256 KB elektriksel silinebilir yapıda sadece okunabilir bellek bulunuyor. Yani yine Spirit ve Opportunity ile kıyaslandığı zaman 8 kat daha fazla flash bellek içerdiğini söyleyebiliriz. Savunma sanayinde yaptığı çalışmalar ve ortaya koyduğu ürünlerle ülkemizde de tanınan Bayer'in geliştirmiş olduğu RAD 750 işlem kartı hangi özelliklere sahip? Hadi gelin hep birlikte yakından bakalım. Evet yanlış duymadınız. Çalışmaları 90'larda başlayan ve lansmanı 2001'de yapılan bu bilgisayar, bugün kıyaslanamayacak kadar yüksek performanslı, çok daha az enerji tüketen, daha az ısınan ve daha yetenekli çipler olmasına rağmen günümüzün en önemli keşif programının parçası. Üstelik 300 bin dolar yaklaşan maliyetine karşın. Bilgisayarda kullanılan single core, yani tek çekirdekli işlemci PowerPC 750 modeli. IBM ve Motorola işbirliğiyle geliştirilen PowerPC işlemci ailesinin bir üyesi olan PowerPC 750, aslında PowerPC G3 olarak anılıyor, 1998'de çıkan iMac modelinde kullanılıyordu Apple tarafından. Dönemin en hızlı Intel işlemcileri kadar performansı değildi. Ancak düşük enerji tüketimi ve düşük zar boyutu onu pek çok ürün grubu gibi uzay araçları içinde ideal kılmıştı. Ve o günden günümüze, yani aradan geçen 25 yıla rağmen aktif görevini sürdürüyor ve uzay sınıfı işlemciler arasında NASA'nın kullandığı en popüler çözüm durumunda. Akıllı telefonlar 6 ayda bir değişirken, bilgisayar teknolojileri seneden seneye geliştirirken, bunca süreden sonra bile uzay görevinde kullanılan PowerPC işlemcili RAD 750 bilgisayarın bugün bile kullanılmasındaki ana sebep, ekstrem koşullarda çalışabilecek ileri düzey radyasyon korumasına sahip olması. Bakın yanlış duymadınız, ekstrem koşullarda çalışabilecek ileri düzey radyasyon korumasına sahip olması. Çünkü böylesi bir platformun yüksek enerjili ışınlara karşı mukavemet göstermesi ve 10 yıllar boyunca sorunsuz çalışması gerekiyor. RAD 750'deki işlemci -55 derece ile 125 derece sıcaklık değerleri ile maruz kalınan radyasyon dozunu gösteren RAD biriminde 1 milyon RAD'a kadar hata öncesi stabil çalışmayı sürdürebiliyor. Hatta şöyle bir kıyaslama yapabiliriz. Mars keşif aracı Percy'nin sahip olduğu işlemci 130 mm² zar boyutunda 10.4 milyon transistör içeriyor. Ama diğer taraftan örneğin Apple'ın piyasaya sürmüş olduğu yeni nesil MacBook modellerindeki M1 işlemci 119 mm² zar boyutunda 16 milyar transistörden oluşuyor. Bakın dile kolay. Daha küçük zar boyutu ve 1500 kat daha fazla transistörden bahsediyoruz. Kısacası Mars'ın gizemini çözmek için yolladığımız Percy, bugün herhangi bir oyunu oynatamayacak kadar eski bir işlemciye sahip belki ama insanoğlunun bilinmezi olan merakını giderecek, evrendeki bir başka bilinmeyeni ışık tutacak kadar da dayanıklı bir işlemciye sahip.
uzay araçlarında kullanılan uzay sınıfı işlem platformlarının koşullar ne olursa olsun teorik anlamda yüzyıllar boyunca hatasız işlem yapması beklenir. İşte bu yüzden radyasyon konusu gerçekten çok önemli. Evet, tüm bu detaylardan sonra eski ama gerçekten çok eski bir işlemci neden kullanıldı? Hadi gelin şimdi hep birlikte bunu daha iyi anlamaya çalışalım. 1. Değişken radyasyon tehlikesi. Uzayda kozmik ışınlar, elektron dalgalanmaları ve solar partiküller gibi çok çeşitli radyasyon kaynakları var. Sistemlerin düzenli, sürekli ve stabil çalışabilmesi için radyasyona karşı gerekli olan tüm önlemlerin alınması gerekiyor. Bu konudaki en hassas örnek Rusya'nın yakın zamandaki en önemli uzay projelerinden biri olan Phobos-Grunt uzay aracının başarısız olması. Sonrasında ortaya çıkan bilgiler Phobos-Grunt uzay aracına kullanılan çiplerin %62'sinin aslında uzay uçuşuna uygun olmadığını göstermişti. Görev esnasında yüksek radyasyon taşıyan kozmik ışınlar aracın SRAM çiplerine çarpıp hata vermesine sebep olunca görev bilgisayarı kendini güvenli modda yeniden başlatmış ancak yer kontrolden beklediği yeni komutlar gelmeyince arka arkaya gelen hatalar zinciri görevin başarısız olmasıyla sonuçlanmıştı. İşlemcileri radyasyona karşı dayanıklı hale getirmek için üretim sürecinde galyum arsenit gibi silikona göre daha etkili materyaller kullanılabiliyor. Ancak uzay görevinde kullanılacak işlemciler sınırlı sayıda oldu ve her zaman tam kapasiteye çalışan çift fabrikalarından üretim süreci bu adetler için baştan dizayn edilemeyeceğinden dolayı üretim tarafına bir darboğaz yaşandığı malum. 2. Herhangi bir uzay görevinde en küçük risk her detayıyla tüm olasılıklar masaya yatırılarak hesaplanmalı, defalarca simülasyonları yapılmalı ve en ufak bir hataya karşı taviz verilmemeli. İşte bundan dolayı başta yüksek maliyetli komplike uzay görevleri olmak üzere çalışmalarda daha önceden bilinen rüştünü ispatlamış platformlarla çalışılmak isteniyor. Bu sadece görevin güvenliği değil, aynı zamanda aracın platform geliştirme sürecini kısaltmak ve daha garantili bir proje geliştirmek anlamında son derece önemli. 3. Şöyle bir soru tartışılabilir. Günümüzde çok daha hızlı, çok daha gelişmiş onlarca işlemci seçeneği varken bunlardan herhangi birisi radyasyon bağışıklığı kazandırılıp uzay görevinde kullanılamaz mı? Doğru bir soru ama uzayda işler bizim düşündüğümüz gibi ilerlemiyor. Daha yüksek frekansta çalışan işlemcinin hata yapma riskiyle birlikte üretim geometrisindeki daha yeni teknolojilerin yani transistör aktivasyonu için daha düşük çekirdek gerilimine ihtiyaç duyan üretim süreçleri radyasyon riski taşıyan dalga boyları için daha yüksek risk anlamına gelebilir. Diyelim ki şuna karar verdik. Uzaya yeni bir keşif aracı yollayacağız ve işlemci olarak AMD'nin çılgın performansa sahip olan 16 çekirdekli Ryzen 9 işlemcisini, yapay zeka hızlandırma için de Nvidia'nın yine çılgın performansa sahip olan RTX 3090 ekran kartını kullanacağız. Ancak uzayda hesaplanması gereken başka parametreler de var. Enerji tüketimi ve soğutma ihtiyacı gibi. Kısacası Mars'tan yeni görüntüler yollamasını merak ve heyecanla beklediğimiz Percy keşif aracı 20 yıllık bir bilgisayara ve 25 yıllık bir işlemci mimarisine sahip. Geleceğe dönük olarak yeni nesil uzay araçları için yüksek performansı yepyeni bir uçuş bilgisayarı üzerine çalışan NASA ezber bozan bir gelişim sağlayacağını düşünüyor. NASA'nın bu konuda yani yeni nesil uçuş bilgisayarı geliştirme konusundaki ihalesini Boeing aldı. Boeing de Michigan Üniversitesi ile birlikte aynı AMD'nin güncel Ryzen işlemci modellerinde olduğu gibi chiplet tasarımını esas alan ARM tabanlı ve çok çekirdekli uzay işlemcisi ve bu işlemcinin kullanıldığı platformu geliştirmekle meşgul. NASA şu anki uçuş bilgisayarıyla kıyaslandığı zaman 100 kat daha fazla işlem gücü hedefliyor. Çünkü gelecek planları çerçevesinde buna ihtiyacı olduğunu biliyor. Örneğin Mars görevlerinde yüksek hızda veri transferi ve çok yoğun hesaplama gücü gerektiği biliniyor. Çalışma programının son durumu hakkında net bir bilgi olmasa bile Boeing'in bu sene içerisinde ideal güç performans dengesini sunması, güncellenebilirlik, yazılım bulunabilirliği, kolay kullanım ve maliyet anlamında tüm hazırlıklarını bitirmesi gerekiyor. Radyasyon dayanımı yüksek, yeni nesil uzay işlemcisi ile NASA akıllı uzay araçları yapmak istiyor. Artan işlem gücü sayesinde daha fazla otonomi, daha iyi astronot asistan sistemi, yüksek band genişliğinde sensör bilgisini işleme gibi beklentilerin karşılanması amaçlanıyor. NASA gelecekte daha hızlı işlemciler kullanmaya ve yapay zeka sistemlerini uzay görevlerinde etkin olarak değerlendirmeye bakıyor. Lakin bunların ne zaman gerçekleşeceği konusunu henüz kimse bilmiyor. Belki yeni nesil uzay işlemcisinin 2024 gibi envantere girmesini bekleyebiliriz ama önümüzde net bir fotoğraf bulunmuyor arkadaşlar. Tüm bu detaylardan sonra gelelim Percy'ye eşlik eden Mars helikopterine yani Ingenuity'ye.
Aslında bu araç ana görevin bir parçası olmasa bile NASA'nın bilimsel çalışmaları kapsamında Mars'ta uçulabileceğini gösteren bir kavram kanıtlama projesi. Otonom bir drone olarak, yani kendi kendine uçabilen bu helikopterin bir de işlem platformuna ihtiyacı var. NASA'nın bu konuda işbirliği yaptığı firma dünya devi Qualcomm oldu. Helikopter Qualcomm'un Snapdragon Flight platformunu kullanıyor ve platformun merkezinde de LG G3 ve birinci nesil OnePlus telefonlarda gördüğümüz Snapdragon 801 işlemcisi bulunuyor. Qualcomm'un 2015'te duyurduğu Snapdragon uçuş platformu, Mars projesinin şekillendiği süre zarfında dronelar için geliştirilmiş, düşük enerji tüketimine sahip olan ve geniş bir mühendislik desteğiyle gelen en makul platformdu. Dünyada kullanılan, son kullanıcılara satışı yapılan dronelar için 4K video kaydı, gelişmiş iletişim ve navigasyonla birlikte hızlı şarj teknolojilerini destekleyen bu platform, NASA'nın Mars görevinde ise helikopterin otonom yazılım sistemine güç vermek için kullanılıyor daha çok. Tabii NASA'nın planları çerçevesinde bir yongada sistem platformu olarak Snapdragon 801'in içerisindeki Adreno 330 grafik birimi ve Hexagon dijital sinyal motoru sürecin parçası mıdır, farklı işlemleri yapmak için kullanılıyor mudur, bunu henüz bilmiyoruz ama kullanılması kuvvetle muhtemel görünüyor. Mars görevindeki araçların pozisyon ve hareketleri için atalet ölçüm sistemi önemli. Dolayısıyla 3 eksende, yani yatay, dikey ve yanal hareketler için sensör bilgilerin okunması ve değerlendirilmesi kritik. Kısaca IMU dediğimiz bu sistem için Qualcomm'un Snapdragon uçuş platformuna çalışmalar yaptığı biliniyor. Tabi donanımsal yetenek ve kabiliyetleri dışında NASA'nın Mars'taki görev için Snapdragon 801 platformunu tercih etmesinde belli başlı sebepler şöyle sıralanabilir. 1. Sunduğu performans, 2. Kararlılık ve yazılım desteği ve 3. Çok iyi dokümantasyon. Tabi uzay programındaki araçların sadece geliştirme süreci değil, test ve sertifikasyonları da çok uzun sürdüğü için genellikle projenin başladığı dönemki platformlar arasından tercih yapılıyor, çalışmalar o şekilde gelişiyor ve planlama o platformun yetenekleri etrafına can buluyor. NASA'nın farklı görevler için farklı platformları test ettiği biliniyor. Bunlar arasında Snapdragon 835 ve Snapdragon 845 olduğu gibi FPGA dediğimiz yeniden programlanabilir çipler de var. Başta Xilinx olmak üzere farklı firmaların uzay programı için geliştirmiş olduğu alanda programlanabilir. Yani ihtiyaç haline yeniden güncellenebilir çip çözümleri var. Ancak geleceğin uzay araçları için NASA'nın çalıştığı vizyon ARM mimarisi üzerine şekilleniyor ve üstlenici firma Boeing'in çalışmaları tam gaz devam ediyor. Yani NASA geleceğin uzay bilgisayarına güç veren uzay işlemcisinde çok çekirdekli ARM tasarımı kullanacak. Bunu da bilmiş olalım. Tüm bunları paylaştım çünkü çok önemli bir sebebi var. NASA'nın son yıllardaki en büyük projesinden bahsediyoruz. Mars'a keşif aracı yolladı, başarıyla indirdi ve görüntü almaya başladı. Ve bu keşif aracında 25 yıllık işlemci mimarisi kullanılıyor. Onun yol arkadaşı olan drone helikopterde ise 6-7 yıllık bir mobil işlemci mimarisi kullanılıyor. Kendi isterlerine bakıyor, kendi gereksinimlerini ortaya koyuyor ve ona uygun olan en ideal çözümle ilerliyor. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Tabii ki birebir, yani %100 oturan iki resimden bahsetmiyoruz burada ama yeni bir teknolojiye, yeni bir ürüne para harcamadan önce, satın alma yapmadan önce biz de birey olarak isterlerimizi, ihtiyaçlarımızı, gereksinimlerimizi ortaya koymalı ve bu gereksinimlere, bu ihtiyaçlara en iyi uyan çözüm hangisi ise, performans anlamında, enerji tüketimi anlamında, satın alma maliyeti anlamında bunların hepsi üzerine çalışıp doğru olan çözümde ilerlemek zorundayız. Eski ya da yeni ayırt etmek sizin gerek sahip olduğumuz ürün ve teknolojiler, gerekse sahip olmayı planladığımız yeni nesil teknolojiler için bu gereksinimleri, bu ihtiyaçları bir kağıda dökmeli, kararımızı ondan sonra vermeliyiz. Evet, bu mesajla birlikte artık yavaş yavaş videomuzun sonuna doğru gelmiş olduk. Sizlerden çok fazla soru alıyorum. Bu kanala nasıl destek verebilirim diye. Sevgili arkadaşlar, şu aşamada destek vermenin en kolay ve en etkili yolu, eğer değilseniz kanala abone olmak, başkalarının da bu farkındalığı yaşamasını istiyorsanız videoları sosyal medya hesaplarınıza paylaşmak tabii ki. Bunun dışında bana destek olmak için sosyal medyada, Twitter ve Instagram'da Erdi Özay ya da FX57 yazarak bana ulaşabilir, takip etmeyi de dikkate alabilir, değerlendirebilirsiniz. Harcadığınız vakit için hepinize minnettarım. Bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın.